Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink 9 yıl önce bugün öldürüldü. Katil ve azmettirici belli ama suikastın ardındaki sır perdesi aralanamadı. Şimdi cinayette kamu görevlerinin ihmali ve rolü araştırılıyor. Süreci en yakından takip eden isimler gelinen noktayı NTV'ye anlattı. Ama miydi, Türk... Hrant Dink cinayetinin 9. yılında kamu görevlilerinin sorumluluğu mercek altında. Katil o gün Samast, azmettirici Yasin Hayal ceza aldı. Yargıtaya göre cinayetin ardında bir örgüt var. Bozma kararı sonrasında dava yeniden görülüyor. Emniyet özelinde konuşacak olursak en az 11 ay önce cinayetten, Trabzon Jandarma Komutanlığı özelinde konuşacak olursak en az 7,5 ay öncesinden Hranting cinayetinin mutlak surette işleneceği bilgisine sahip oldukları bilgisi açığa çıkmıştı. Soruşturma cinayetin 9. yılında başka bir noktaya taşındı. Polisler de yargılanıyor. Dosyaya Savcı Gökalp Kökçü atandı. İstanbul İl Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilere Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın bir kısım görevlisinin ifadesini aldı. Deliller topladı. Bütün bu deliller üzerinden 26 kamu görevlisini içeren oldukça önemli bir iddianame hazırladı. Savcı Gökalp Kökçü'nün iddianamesi iki kez iade edildikten sonra kabul edildi. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşkun Çakar hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, İstanbul İstihbarat Eski Müdürü Ahmet İlhan Güler ve Trabzon Eski Emniyet Müdürü Reşat Alta için kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi suçundan 22 yıla kadar hapis talep ediliyor. Önce cemaat yakın polisler soruşturuldular, ifadeleri alındı, bir kısmı tutuklandılar. Fakat dosya bir kere açılınca artık e, bu iş geniş bir koalisyon olduğu için de e, diğer kanatlar da artık bir şekilde faş oldular. MIT'iyle, valiliğiyle, istihbaratıyla, istihbarat daire başkanlığıyla, jandarmasıyla devletin bütün kanatlarının işin içinde olduğu bir koalisyondan bahsediyoruz. Devlet bu cinayeti çözmeden artık yoluna devam edemez diye düşünüyoruz. İddianame Dink'in öldürülmesini yol verilen cinayet olarak tanımlıyor. Ancak Dink ailesinin avukatına göre kamu görevlilerinin sorumluluğu göz yummaktan öte olabilir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet mahallinde o gün Samas'ta yardımcı, gözlemci ve takipçisi olan kişiler bulunduğunu, bu kişilerin İstanbul'da Trabzon Jandarma Komutanlığı görevleri olduğunu ve bunların örgütsel yapı içerisinde hareket ettiklerini dair ciddi delil ve emareler bulunduğunu beyan etti. Evet önemli deliller ve emareler vardır. E, nihayete adırılmeli ve dönüştürülmelidir. <laughs> Soruşturma ve dava sürecini yakından takip eden gazetecilerden Nedim Şener varılan noktanın önemine dikkat çekiyor. Uğur Mumcu da olsun, e, Bahri çok da olsun, işte Emeç de olsun bize ya ülkücüler dediler, ya milliyetçiler dediler, ya komünistler dediler, ya Kudüs ordusu dediler, ya şeriatçılar dediler. Bize hep bir yere yönlendiler. Ama biz Hrant Dink beraber artık devleti sorgulamaya başladık. Biz her olayda artık e, devletin Görevlisi var mı yok mu onu merak ediyoruz. Devlet bu olaydan ne kadar bilgi sahibiydi diye bakıyoruz. Bu cinayetin aydınlanması bize neyi sağlar ayrıca? Bundan sonra bu tür cinayetler içinde yer alacak devlet görevlilerine e, cezasız kalmıyorsunuz mesajı verirse caydırıcı rol oynayabilir ya da böyle bir suikast planlayacaklar. E, oyunu yeniden kurmak zorunda e, kalabilirler. Çünkü bu yöntem artık deşifre oldu. Ve davayla ilgili son gelişme. İddianameyi hazırlayan savcı Gökalp Kökçünün görev yeri değiştirildi. Hala ve hala bu kadar ortaya saçılan bilgiye rağmen bence buzdağının görünen kısmı ve daha da e, yani ipin ucu daha yeni tutuldu öyle gözüküyor. Güzük, Önemli delillere ulaşılmıştır, sona gelinmiştir. Bu deliller üzerine bir iddianame düzenlenmesi gerekmektedir.